Bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde aldığı faiz indirim kararıydı. Geçtiğimiz yıllarda %19 politika faizi Merkez Bankası tarafından bankalara veriliyor ve bu faiz çok fazla bulunuyordu. Aşama aşama %14'e geldi. Ekonomide olanlar oldu o sırada. Ve bu hafta bir kez daha faiz indirimine gidildi ve politika faizi Türkiye'nin %13'e indirildi. Ve de ekonomik olarak hem konuşuldu hem de çokça tartışıldı. İçeride bunlar olurken dışarıda olumlu bir hava özellikle Türkiye ile İsrail arasında esiyor. Her iki ülke uzun bir süredir One Minute krizinden bu yana resmi ilişkilerin kestiğini duyurmuştu. Büyükelçilikleri geri çekmişlerdi. İşte bu hafta iki ülke arasında kurulan köprü yepyeni bir aşamayla devam edecek ve her iki ülkede birbirine büyükelçi atayacak. Bunu duyurdular. Peki bu ne anlama geliyor? Mavi vatan kavramında yani Akdeniz'de gaz aramasında, petrol aramasında ya da bu gazın Avrupa'ya ulaştırılmasında yeni bir dünya oluşabilir mi? İki ülke arasında yeni ilişkiler kurulur mu? Bunu yakından takip eden Karel Valensi, Shalom gazetesi yazarına soralım. İlk olarak sevgili Karel, son durum nedir acaba Türkiye ile İsrail diplomatik ilişkilerinde? Türkiye ve İsrail son zamanlarda ilişkilerini yeniden normalleştirme çabasına girdiler. Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı seviyelerinde olumlu görüşmeler gerçekleştirdiler bu son yıl içinde. Ve en nihayetinde çarşamba günü basına yansıyan açıklamalardan İsrail Başbakanı Lapid ile bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu telefon görüşmesinin ardından zaten Dışişleri Bakanları görüşmüşlerdi. İkili ilişkilerde tam normalleşme ve Büyükelçi ile konsolosların atanacağı haberi geldi, duyuruldu. Bu çok olumlu ve önemli bir gelişme. Bir süredir Türkiye-İsrail ilişkileri zaten olumlu yönde ilerliyordu. Fakat büyükelçilerin atanmamış olması bir pürüz olarak aklımızda kalmıştı. Biliyorsunuz bu hem doğrudan ve resmi bir şekilde ilişkileri yürütmenin önemli bir yolu hem de sembolik bir değeri var. Aslında diğer konuları yani iki ülke ilişkilerini rahatsız eden işte Filistin meselesi gibi, Hamas meselesi gibi konuların yanında nispeten daha kolay, daha basit, daha hızlı çözülebilecek ya da daha hızlı yapılabilecek bir adımdı bu. Bu adımın neden bu kadar geciktiği sorusu kafaları kurcalıyordu. Yani en azından benimkini kurcalıyordu. Buna cevabım, benim aklıma gelen ilk cevap, herhalde büyükelçi olarak atanacak olan kişilerde, isimlerde bir anlaşmaya varılamamış olması. Hatırlarsanız kış aylarında Türk Büyükelçisi için bazı isimler telaffuz edilmişti. Ancak ondan sonra sessizliğe bürünmüştü bu konu ve böyle bu konudaki ilerleme ancak işte yaz aylarına kadar süre gelmişti. İkinci konu ise seçimler. Hani ilişkilerde evet olumlu bir adım ama iki ülkede de seçimlere hazırlanıyor iki ülkede. Ve daha önce de tanık olduk Türkiye'de İsrail, İsrail'de de Türkiye seçimler döneminde olumsuz örnekler olarak kullanılıyor. Bu söylemlerden oy devşirilmeye çalışıldı daha önce. Bunu Türkiye'de sadece iktidar partisi de yapmadı, muhalefet de yaptı. Hani belki bu da büyükelçilerin atanmasını biraz daha ertelemiştir diye düşünüyordum ben ama sonuçta atanıyor. Gerçi daha hala isimleri bilmiyoruz. Ancak en azından bunun kararı çıktı. Tabii ilişkilerden bahsederken, Türkiye-İsrail ilişkilerden bahsederken Türkiye'nin son dönemde dış politikasında bir değişime, bir açılıma gittiğini belirtmek gerekiyor. Birçok ülke gibi İsrail ile de ilişkilerini normalleştirme kararı aldı. Bu adımları attı. İsrail tarafından da bu durum memnuniyetle karşılandı. Ancak 1990'lardaki o balayı dönemine gelebilmek için daha vaktimiz var. Daha hala çabanın harcanması gerekiyor. İsrail'de ben hala temkinli bir iyimserlik hissediyorum. Yani daha önce Türkiye'ye her zaman kapısı açıktı. Her zaman Türkiye ile ilişkilerini iyi tutmak istiyordu. Şu anda da hala öyle ama eskisi gibi Türkiye tek değil artık İsrail'in gözünde. Yani hala çok önemli bir ülke, zaten bölgesel olarak önemli bir ülke. Doğu Akdeniz'de bir şey yapılacaksa da Türkiye olmadan çok çok zor, bunların hepsi doğru. Ama İsrail eskiden yalnız bir ülkeydi, bölgede yalnız bir ülkeydi.
onu tanıyan, onunla direkt konuşan ülke sayısı çok azdı. Ama son dönemde baktığımızda Körfez ülkeleriyle, Doğu Akdeniz'de kurduğu ittifakla artık bölgenin önemli bir gücü ve daha önemlisi kabul edilen bir gücü. Bunu özellikle belirtmek istiyordum. Yani eskiden Türkiye tekti, artık hala önemli ama artık tek değil. Tabii bir de çok uzun bir süredir, uzun yıllardır iki ülke arasında yaşanan gerginliklere ve bunun sonucunda oluşan güvensizliği de bir çırpıda silip atmak kolay değil. İlişkileri bozmak, güveni sarsmak çok kolay, hemen yapılabilir. Ancak yeniden o köprüleri kurmak, o güveni tesis etmek daha fazla çaba gerektiriyor. Ve tabii ki bölgenin istikrarı için her bölge ülkesinin birbiriyle konuşması ve fikir alışverişinde olmasının faydası var. Ve bu son dönemde görüyoruz ki Türkiye'nin bu adımları da karşılık buluyor. Çünkü Amerika'nın artık bölgeden çekildiği bir dönemde herkes birbiriyle, komşusuyla bir şekilde konuşmaya, bir şekilde diyalog yoluyla, diplomasi yolunu kullanarak ilişkilerini geliştirme çabasında. Bunu zaten Negev Forumu'nda da görüyoruz, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda da görüyoruz. Doğu Akdeniz Gaz Forumu dediğimizde de yine hatırlatmakta fayda var. Her ne kadar Doğu Akdeniz'deki enerji için başlatılmış bir forum olsa da bu foruma üye olan ülkeler sadece enerji konusunda değil, birçok konuda işbirliğinin de önünü açıyorlar. Bir konuda da görüştükleri için, diyalog halinde oldukları için de birçok konuda işbirliği için adım atabiliyorlar. Karel, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Beklenti nedir her iki ülke arasında baktığın zaman? Bundan sonraki süreçte ilk önce dediğim gibi güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Her iki tarafın da kırmızı çizgileri var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela Türkiye için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun belirttiği gibi Filistinler ve Kudüs önemli. İsrail içinse kendi güvenliği, sınır güvenliği ve ana tehdit olarak gördüğü Hamas konusu önemli. Ve tabii İran ve nükleer konusu önemli. Hamas ve Müslüman kardeşler konusunda Türk basına yansıyan bazı haberler var. Sanırım Ankara tarafından atılan bu konuda adımlar var. Bunun da her ne kadar hani basından ve bizlerden uzak olarak bir gelişmeler olduğunu hissediyoruz. Olumlu bir geri dönüşümü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 2016'daki ilk normalleşme çabalarında bile bu maddeler, bu maddelerden bahsedilmişti. Şu an bunların konusu geçmiyor ama arka planda bunların konuşulduğundan eminim. Kudüs konusunda da şöyle bir sıkıntı çıkabilir. Kudüs konusu Türkiye'nin söylemiyle kırmızı çizgisi, ancak Kudüs İsrail için de bir kırmızı çizgi ve Ürdün için de bir kırmızı çizgi. Ankara'nın son dönemde Kudüs üzerinden attığı adımların onların kurduğu düzene ve İsrail ile Ürdün arasındaki işbirliğine bir tehdit olarak algılandığı konusunda şüphelerim var. Bu konuda bazı rahatsızlıkları olduklarını da dile getirdiler. Hani bu konuda problem olabilir. Tabii seçimler döneminde yeniden konuşuruz. Seçimler döneminde her şey değişebilir. Çünkü daha önceki seçimlerde biraz önce bahsettiğim gibi işte İsrail Erdoğan'ın Türkiye'si olmayacak söylemleri de vardı. İsrail'de Erdoğan posterleri de kullanıldı olumsuz olarak. Türkiye'de zaten malum İsrail konusu seçimlerde bir hayli kullanılıyor her taraf tarafından. Dolayısıyla seçimler döneminde bu bir seçim vaadi demesem de hani bir söylem olarak kullanılırsa bu ilişkileri bozabilir. Bir de benim dikkatimi çeken İsrail tarafı Türkiye ile ilgili açıklamalarında genelde ticaret ve turizm konusunda ilişkilerin geliştirilmesine önem verileceğini söylüyor. Ya da iki halk arasında, Türk ve İsrail halkı arasında ilişkilerin sıcaklaşması konusuna dikkat çekiyor. Dostluğun pekiştirilmesine vurgu yapıyor. Türk tarafının asıl isteği ise enerji konusunda bölgesel bir hap, bir bağlantı noktası olmak. Bu konu sanırım yine kapalı kapılar arkasında konuşuluyor.
Bu konudaki gelişmeleri de zaman gösterecek. Ancak yine altını çizmek gerekiyor. İsrail, Yunanistan ve Mısır gibi ülkelerle geliştirdiği yakın ilişkilerini Türkiye için bozmayacağını ve bu konuda Atina'yı birçok kez rahatlatmak için açıklamalar yaptığını da belirtmek gerekiyor. Bu son gelişmenin olumlu sonuçlarını yakında göreceğimize ve iki ülke arasındaki işbirliklerin artarak çoğalacağına inanıyorum. Bunun sadece ticarette kalmaması, istihbarat, güvenlik ve enerji alanı dahil birçok konuda artmasını umuyorum, bekliyorum. Ancak konu Türkiye-İsrail ilişkileri olunca bir temkinli olmak gerekiyor gerçekten. İki Akdeniz ülkesi, iki duygusal ülke. Her an her şey olabilir demek istemiyorum ama ufak bir kıvılcım tüm bu aylardır yapılan çabayı bozabilir. Bir de bu iki ikili ilişkilerin ortasında her zaman başka aktörlerin, başka devletlerin olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Yani Filistin meselesi en başından beri Türkiye ile İsrail ilişkilerinin arasında bir konuydu. Her zaman iki ülke arasında bir sorun olmasa bile Filistin konusundan ilişkilerin bozulduğunu, koptuğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde daha olumlu anlamda ilişkileri etkilese de Amerika Birleşik Devletleri de etkiliyor. Şimdi artık Körfez ülkeleri de var bu ikili ilişkileri etkileyen faktörler. Karar Valencia'ya çok çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Bugün de 5'ine birkaç çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından devam edeceğiz.